Emine. Ben bugün senin çantanı beğenmedim. Yani Onu ben de kombinine beğendim. hiç uyduramadım. Onu oraya falan atayım istiyorum. Evet, gerçekten çok sert duruyor o kombinin üzerinde. Eteğin çok tatlı aslında. Pembe de çok yakışmış ama bir şey eksik ya da bir şey var. Yani hani böyle evet tamam oldu diyemiyorum sana bugün Dilara'cığım. Bilmiyorum. Böyle yani çok uygun olmadı gibi. Nereye gidiyordun bu arada? Arkadaşın doğum gününe. Kafede bir doğum günü düzenliyormuşum ona ben. Olabilir, neden olmasın ama dediğim gibi bir şey var, bir şey eksik sanki. Çantam olmadı. Evet, çanta hiç olmadı zaten, hiç görmek istemedim o çantayı. Ama onun dışında dediğim gibi çok beğenemedim bugün ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Simay. Eteğini çok beğendim. Ama ben bunun altına siyah opak çorap ve siyah stiletto isterdim. O pembe kazak fikri güzel. O pembe kazağında biraz daha dar, siyah oversize bir ceket isterdim. Ama Çantanı da o şekilde istemem. de çok basit olmaz mıydı? Etek okey üzerine siyah, siyah, Yok, siyah siyah. siyah demedim aslında. Pembeyi dar O istiyorsun, eteği ben balıkçı mı istiyorsun? kombinleseydim böyle kombinlemezdim. Bir renk katmak istiyorsan pembe ise o kazağın daha dar olmasını isterdim. Siyah opak çorap giyerdim ve siyah stiletto giyerdim. Bu senin tarzın değil. Sen zaten böyle giymiyorsun. Genelde böyle giyiniyorsun. Benim dediğimi yapsaydın farklı olurdu. Demek istediğim de tam olarak bu. Etek tarzı bir şey giyildiği zaman genelde daha dar giyiliyor, boğazlı giyiliyor, stiletto giyiliyor, opak bir çorap giyiliyor. Ben de bu şekilde denemek istedim. Bakalım Etek oldu olduğu mu? için değil, pütükare tarzı siyah beyaz olduğu için aslında ben ondan öyle yorum yapmıştım. Yoksa sen bunu beğendiysen, bu arada çantandan nefret ettim. Biliyorum. Yani şuradan giderken at bence, yürü karşısına gelmeden elimden kaydı falan de. Öyle yani. Duygu. Çok beğendim. Gerçekten eteğine de kazağına da kazağın arkasındaki detaya da bayıldım. Şu an sadece etek ve kazaktan bahsediyorum. Ayakkabım bence bu olmamalıydı. Çantanı zaten söylemiyorum. Ama çok güzel gözüküyorsun. Ben yine çantana rağmen beğendim. Çok Teşekkür iyi. ederim. Simay kaçıncı kez giydi? Sayarsın sen. İki. Biliyor Üç. kız ya, hiç uğraşmayın yani, biliyor. Üç Hazır. mü? Ha, Üç mü iki. iki mi? İki. Tamam. İki. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Bir daha bir giyme. şans. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum İvan Hanım. Dilaracığım çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çantamı atayım mı? Ayakkabı önce at. Ayakkabıyı mı atayım? At. Oo, soyunuyorum. Bir tanesi at ama sağ Tamam, sol hangi olanı bunu ayak? dene. O ayak. Ay gerçekten alsaydım öyle atsaydım keşke. Çok beğenirim. Dikkatli davran ayakkabıcığım. Bu manzarayı hep yaşıyoruz Evet, nedense. Hep ikinci İvan kez. Hanım veriyor. Hep Dilara giyiyor. Ben de bir gün kötü ayakkabı giyeceğim. Ne olur İvan Hanım bana da bir parça ayakkabınızı. İlk kombine yakışacak ayakkabı erden gelirsen hemen. Tamam. İvan Hanım ayağınızın numarası kaç? 38. Kesinlikle. Beni senin için fark etmez zaten, hepsini Ayağın oluyor. kaç numara? Sanırım benim bileklerim birazcık kalınmış ama. Arkada Zor mu bağladın değil mi? kapandı? Hayır, zor kapanmadı. Ama rahat da değil. Tamam, anladım ben. Hani Ay birazcık çık olma kolay sıkma mı? Ay olay. Evet, yıkıldı. şimdi oldu. Keşke böyle bir ayakkabı giyseydim. Bunlar zaten her yerde satılıyor. Böyle tek bant ayakkabı. Benzeri. Benzeri tabii var. Çok yakıştı, çok beğendim. Üzerindeki o pembe ekoseler, o küçük kareler muhteşem görünüyor. Arka dekolu zaten çok güzel. Saç ve makyaj her şeyi çok beğendim. Tarz. Teşekkür ederim. Dilara hoş geldin. Hoş buldum Kerimcan Bey. Ben kazağının rengiyle o pötikarenin uyumuna bayıldım. İşte bunu istemiştim. Evet, ikisi birbirine Sarıdan sonra pembe. çok yakışmış, iki renk birbirine. Ama ben de onu konuştuk Ivana ile, yani o çanta alakasızdı ve o ayakkabıyı bir tek sevmedik. Ama bu ayakkabıyla çok güzel oldu. Ama bu ayakkabıyı giymemiş olsan da tarz verecektim çünkü kıyafetini çok beğendim. Tarz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Geçen gün Duygu'ya yaptığım yorumu şimdi sana yapacağım. Hangisi? İlk defa bu kadar feminen ve renkli görüyorum Evet, seni. kız gibisin bugün. Ama ben Nasıl renkli yakışıyor? giyinmiyor muyum? Giyinmiyorsun, az giyiniyorsun. Yine ses mi'ye gitti, miden. Baba miden. Çok yakışmış pembe.
Evet. Ve gerçekten eteğinde çok güzel duruyor. Yani müthiş bir birleşim. Etek ayrı yakışmış, kazak ayrı yakışmış. Bir sırtını dön, sırtını görelim. İyi yaşa. Çok güzel. Beraber. Sağlıkla. Sırtın, sırtın efsane görünüyor. Evet, bu ayakkabıyla senin tek bant ayakkabın vardı aslında. Vardı, evet. Niye giymedin? İlla o pembeyi oraya koymuşsun. Evet, öyle yaptım biraz. Yani o siyah ayakkabıyı giyince çanta da bu sefer olabilir. Yani evet, al, al evet. Eline çantayı. Şöyle. Böyle olunca oluyor işte. Yani evet. Bir ayakkabı bitiriyor olayı. Daha sık seni de böyle feminen görmek istiyorum. Bazılarına maskülen olun diyoruz ya, size de sen de Duygu'da feminenlik çok yakışıyor. Evet. Bir böyle kadınımsı şeyler almışım ya, ben süper, şu an. Şahane, inşallah biraz böyle devam et. Çünkü evet. O kadar yakışıyor ki, boylu postu güzel kızsın yani. Tarsın da. Kızımsısın. Ya Dilara deyince benim aklıma Dilara diye bir oyun havası var ya, hep o geliyor. Ya o... hayır. Onun şakasını çok duydun mu? Çalalım. Ya şöyle bir hikayesi oldu. Öncesini anlatayım. O oyun havası niye benim hayatımda bir travmadır? Eyvah. Bizi bir kere bir işe çağırdılar. Stand-up yapacağız diye biliyorduk. Organizatör dolandırıcı çıktı. Meğer düğüne çağırmış bizi. Aa. Bayağı ben böyle hazırlandım falan. Şurada şu espri yaparım. Şurada şu şaka yaparım falan diye bir sürü hazırlığı yaptım. Provayı yaptım falan. Derken bir yere bir gittik, düğün salonu. Ondan sonra dedim. Sonra içeriye dedim ki herhalde içeride böyle oturma düzeni falan yaptılar. Hani içeride gelecek misafirler falan. İçeriye bir girdik. Sahneye çıkana kadar sim oldum zaten. Gelinin kız kardeşi, halası, ablası hepsiyle bir sarıldık ettik falan. Daha sonra şöyle bir durum oldu. Ben şimdi öyle bir neye uğradığımı şaşırdım ki, stand-up mı yapacağım? Arkada da bir tane bir orkçu var, gözümün içine bakıyor, ne yapacağız falan. O da bilmiyor, onu da kandırmış getirmişler. Böyle göz göze bakıyoruz ne yapacağız diye. Neyse ondan sonra öyle bir duruma geldik ki en son hani ortada millet böyle kız Sebahatler çeyrek mi taktı, altın mı, ne diyorsun falan diye. Teyzeler öyle oynuyordu, hayır öyle deyince ben de sapıttım. Hani bayağı işin sonunda kendimi Ankaralı Coşkun